Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa-Eskişehir maçının öncesinde bir video hazırlamak istedim. Zira iki takım da bulunduğu ligi, bulunduğu pozisyonu hak etmeyen Anadolu'nun camii olarak en güçlü iki kulübü diyebiliriz. O yüzden bu maç bu videoyu hak ettiğini düşündüm. Yarın akşam 28 Aralık 2020'de Bursa ile Eskişehir arkamda görmüş olduğunuz Timsah Arena'da yılın son maçına çıkacaklar. Ben de bu maçla ilgili maç öncesindeki bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Bu videoya eğer 100 like gelirse buna benzer maç öncesi videolarla gene karşınızda olurum. O yüzden like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolardan da gene haberdar olabilirsiniz. Ayrıca katıl tuşuna basarak kanalıma destek olabilirsiniz. Diyorum ve haydi maça geçelim. Arkadaşlar bu arada hazırladığım video son yılların en iyi arşivlerinden biri olacaktır iddialıyım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bu videonun içerisinde paylaşacağım yukarıdan linklerle de geçen seneye ait bazı videoları, taraftar görüntülerini paylaşacağım. Bu video ile birlikte hem taraftar hem tribüne birlikte doyacağız. Öncelikle Eskişehir cephesinden maça baktığımızda son iki maçında berabere kalan ve son maçında da son saniye, son dakika golüyle gene galibiyeti kaçıran bir Eskişehirspor karşımızda olacak. Takımın tabii bununla ilgili bir moral bozukluğu da yok değil. Sunday Alim'i de gene kadroya dahil oluyor bu hafta. Bize karşı mücadele edecektir. Eskişehirspor gene tüm imkansızlıklara rağmen bu maça tam konsantre olup gene Bursaspor'a zor dakikalar yaşatır diye düşünüyorum açıkçası. Genel olarak Eskişehir'in performansına baktığınızda geçen seneden de oldukça uzak bir performansı var diyebiliriz. Eskişehir gene lige eksi 3 puanla başladı. Otoriteler tarafından da düşecek ilk takım olarak gösteriliyor. Yani hal böyleyken Eskişehir'de durumlar çok da iyi değil. Teker teker batırılan Anadolu kulüplerini düşündüğünüzde Eskişehir'de bunlardan bir tanesi Bursaspor gibi. Yani onlar da bizim gibi eski başkanlarından, eski yapılan hatalardan şikayetçiler. Gene onlar da bizim gibi sponsor alamıyorlar. Yani hal böyle olunca uçurumdan yuvarlanmak çok da zor değil. Bursaspor'un gözünden gene maça bakacak olursak, Bursaspor'un son 3 haftada yakalamış olduğu performans sadece Bursa halkı olarak değil, tüm Türkiye olarak dikkatleri topladık. Ulusal basında yer alan Vakıfköy gerçeği artık tüm kulüplere örnek gösteriliyor. Hedef olarak playoff'u gözüne kestiren Bursaspor, playoff'a girebilmesi için yani ilk 6'ya girebilmesi için bence daha önündeki 3 maçı daha kazanması gerekiyor. Ki ancak 27 puan eşiğine gelen playoff tabelasını yakalayabilsin. Ki Eskişehir maçından sonra da yine Keçiören deplasmanına gidecek Bursaspor. O maçta en az bu maç kadar zor olacaktır diye düşünüyorum. Ama hedefe giden yolda Mustafa Hoca ve gençlerimize güveniyoruz. Maç öncesi eksik ve cezalara bakacak olursak eğer Eskişehirspor'da geçen haftadan 4 sarı kart cezalısı olan kaleci Ekrem Kılıçarslan Bursa maçında yer almayacak. Yerine ligin ilk haftalarında kalede yer bulan Melih Ağa yer alacaktır ki Melih de gene 3. haftada Altay maçında 6 gol yedikten sonra kaleyi Ekrem'e bırakmıştı. Bursaspor'da ise Özer görmüş olduğu kırmızı kartın cezasını İstanbul maçında çekti. Ve Aykut da gene Covid-19'dan dolayı iyileşmişti. En son İstanbul maçında oynadı. Tek sakat oyuncumuz Vefa Temel. O da bu maçta yer alamayacaktır ilk 18'de. Bunun haricinde Bursaspor'da eksik ya da cezalı bir futbolcu bulunmuyor. Fakat bunun haricinde Bursaspor'da tam 6 oyuncu sarı kart sınırında. Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin, Özer Urmacı, Ali Akman ve Burak Kapacak sarı kart görmeleri halinde Keçiören Gücü maçında bir sonraki hafta yer alamayacak. Eskişehirspor'da gene 5 oyuncu sarı kart sınırında. Onur Bayramoğlu, Şolaya, Erdal, Berkay ve Kaan gene kart görmeleri halinde son hafta ligin son maçında yer alamayacaktır. Gene bu maçı etkileyecek olduğunu düşündüğüm hafta içinde yaşanan bazı gelişmeler vardı. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. İlk öncesi geçen sene Bursa Menemen maçında hakemimiz olan Bahattin Şimşek geçen hafta yönetmiş olduğu bir Fenerbahçe Başakşehir maçında verdiği skandal kararlarla gündeme gelmişti biliyorsunuz. Bahattin Şimşek'in bu kötü performansı sonrası geçen seneki Bursa Menemen maçında 5 gol ve üzerine oynanan iddialar, bahisler bir anda gündeme geldi. Ve hani bununla ilgili ne Bursa ne Menemen cephesiyle ilgili herhangi bir durum yok. Onu öncelikle söyleyelim. Tamamıyla soruşturma Bahattin Şimşek için açıldı ve onun üzerinden yürüyor şu anda. Bu arada Eskişehir kulübünün de Twitter'dan yapmış olduğu resmi açıklamaya göre iki futbolcusu Covid-19 pozitif teşhisiyle izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi. Biz de Eskişehir camiasına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Hangi oyuncular olduğunu bilmiyoruz ama inşallah kalan 2 haftada Eskişehirspor'u daha zor duruma düşürecek bir durum yaşanmaz. Hafta içinde yaşanan bir başka gelişme de Özlüce tesislerine gelen Sudan'dan Murat diye bir kardeşimiz vardı. Hatırlayacaksınız.
bir tane timsahla birlikte geldi Özüce testlerine, içeri girmek istedi. Tabii Özüce testleri izolasyonda olduğu için kendisi içeriye alınmadı. Timsahla kapıda durdu. Yani bir röportaj da vermiş zannediyorum. Adamdaki Bursaspor sevdasına bakar mısınız? Ta Sudan'dan Bursa'ya timsah getiriyor ve canlı, bildiğiniz içi doldurulmuş gerçek timsah getiriyor. Yaklaşık bir yıl kadardır yurt dışındaymış. Adam özlemiş. Yani bir memleket sevdasıdır. Gidiyor. Bursa'da çok fanatik var, çok seven var ama şu Sudan'dan gelen Murat kardeşimizin sevdasına bakar mısınız? Murat kardeşimiz içeri giremedi ama ben Erkan Başkan'ın gene hafta içerisinde Eskişehir maçından sonra bir jest yapacağını tahmin ediyorum. Bir başka iyi haber de cumartesi günü zannediyorum. Özüce testlerinde Erkan Başkan bir barbekü partisi yaptı ki bütün futbolcularımızın yüzü gülüyordu. Eskişehir maçı öncesi de moral motivasyon açısından tüm futbolcularımıza iyi gelmiştir bu barbekü. Bahattin Şimşek demişken Başakşehir'den Rafael'i çift sarı kartla oyundan atmıştı. Ki Rafael'in herhangi bir müdahalesi de yoktu. Ve hakeme itirazdan çift sarı kart görmüştü. Tıpkı kim gibi? Özer gibi. Peki ne oldu dersiniz? Rafael görmüş olduğu kırmızı kart cezası TFF tarafından sıfırlandı. Yani kırmızı karttan dolayı bir ceza çekmeyecek. Peki şimdi soruyorum sizlere. Özer farklı olarak ne yaptı da bu çifte standardı bizlere gösteriyorsunuz? Yani Başakşehir'in kulüp başkanı biliyorsunuz Göksel Gümüşdağ. Bizim başkanımız mı acaba Göksel Gümüşdağ olmalıydı diye soruyorum. Ki kendisi eski TFF'de görevli kişiydi. Yani Türkiye'de buna benzer çok haksızlık oluyor. Artık insanlar da soğudu. Ben artık buna sessiz kalamayacağım. O yüzden bu videoda biraz bahsetmek istedim. Bir başka gelişme de gene Umut Meraş'la ilgiliydi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Biz Umut Meraş'ı satarken sonraki satıştan bir payla satmışız ve %15'lik bir ek gelir şu anda bekliyoruz. Umut Meraş'la da şu an Galatasaray dirsek temas halindeler. Yaklaşık 3-4 milyon euroluk bonservisler konuşuluyor diye duydum. Böyle olursa %15 yaklaşık 450-500 bin euro kadar Bursaspor'a gelebilir. Ki gelirse de bence iyi olur. Buradan öğrenilmiş ders nedir? Biz bundan sonraki oyuncularımız tabii ki satılabilir. Satıldığında en az %20 pay koyarak satmak gerekiyor ki Bursaspor'un geleceği de gene bu futbolcularda. Geçiyorum başka bir garip olaya. Göztepe 5-4'lük maçı biliyoruz. Artık bütün Türkiye biliyor. Futbolcularımız bu zafer sonrası sahanın ortasında çektirmiş olduğu fotoğraf sonrasında PFDK'dan bir ihtar cezası aldı. Yani neymiş? Sosyal mesafe sağlanamamış anlamı taşıyor. Yani sosyal mesafe sahada olması çok bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama soyunma odalarında zaten sosyal mesafe en azı indirgeniyor ve kimse bununla ilgili bir şey söylemiyor. Covid-19'un aşısı bulunur ama PFDK'nın bulunmaz. Twitter'dan bir takipçim belirtmiş. Ben de sizlere bu videoda paylaşmak istedim. Bence güzel de bir fikir. Murat kardeşimizin verdiği fikir. Süper Lig takımlarının bazıları da yapıyormuş bunu. Maç oynandığı esnada yine top rakipteyken sanki tribünde taraftarlar varmış gibi bir ıslık sesi veya top bizdeyken gene taraftarlarımızın girmiş olduğu bestelerle birlikte bir tezahürat sesi verilebilir. Siz de bu düşünceye destek olmak istiyorsanız eğer Twitter'dan gene yukarıdan paylaşacağım Murat kardeşimizin tweetine destek olursanız sevinirim. Hafta içi yaşanan olaylardan sonra geçiyorum şimdi geçen seneki Bursa Eskişehir maçlarına. Hatırlayacaksınız ilk maç Eskişehir'de oynanmıştı ve Bursaspor'umuz 2-0 kazanmıştı ki o maçta Eskişehir oynamıştı. Daha sonrasında Bursa'daki maçta da gene Bursaspor oynadı ama Eskişehir kazanmıştı. Bursa'daki maçta gene her iki takımın da taraftarları tribünde görsel şovlara imza atmışlardı. Kendi çektiğim videoyu gene paylaşacağım linkten izleyebilirsiniz. Hem Texas hem Nefer gerçekten Türkiye'ye tribün nasıl olur, tribünde nasıl takım desteklenir tüm Türkiye'ye göstermişlerdi. Geçen sene gene unutulmaz maçlarından biriydi diyebiliriz. İsterseniz gene bu maçlarda atılan golleri kısaca şöyle bir hatırlayalım. Burak Ramazan sahanda ona doğru aldı. Yaptı ortayı en sona doğru. Tehlike devam ediyor. Eskişehir kalesinde savunma kapandı. Orada geldi şimdi. Kafa Erdal'dan ikinci pozisyon. Ramazan sekti. Kafa vuruşu toparlandı. Gol! Gol geldi. Savunmada çok büyük hata. Gol geliyor. Kubilay orada. Skor 1-0. 73. dakika. Latovrevici girişine vurdu. Latovrevici ne yaptı öyle? İnanılmaz vurdu. Muhteşem bir gol izliyoruz. Sezonun en güzel gollerinden biri geldi.
Eskişehir'de maç bitiyor. Bursaspor Eskişehir Sporu deplasmanda 2-0 mağlup ediyor. Aldı topu Alperen, kontrol etti. Sağ ayağında içeri ortası, kafa vuruşu. Direkten döndü ve gol oldu. Eskişehir Spor 1-0 öne geçiyor. Golleri de gördükten sonra geçiyorum yarınki maçın skor tahminine. Ben kendi tahminimi yapacağım. Sizler de gene yorumlar kısmından tahmininizi yapıp golleri kimin atacağını belirtirseniz sevinirim. Benim kendi tahminim Bursaspor Eskişehir maçı 2-0 biter ve Bursaspor kazanır diyorum ben. Gollerin ikisini de Ali Akman atar diyorum. Siz de fikirlerinizi gene yorumlar kısmından paylaşırsanız sevinirim. Geçen seneki Bursa Eskişehir maçına ait maç öncesi yorumlar, maç öncesi taraftarlar, tribünden görüntüler, Anadolu derbisine yakışır nefes kesen son dakikaların yer aldığı, 50 dakikalık hiçbir yerde göremeyeceğiniz videoyu da gene yukarıdaki linkten paylaşacağım. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bursaspor ve Eskişehirspor takımlarına başarılar diliyoruz. Tabii ki gönlümüz Bursaspor'dan yana ama Eskişehirspor'a da gene Allah yardımcısı olsun diyorum. Zor günler geçiriyor. Allah var yukarıda. Ama bizi gene geçen seninki gibi yenip hedefimizden etmesinler. İki takım için de zor maç olacak. İyi olan kazansın. Bir başka beklentimiz de gene maçın skoruna etki edecek bir hakem hatasının yaşanmaması. Malum Bursaspor'umuzun bu sene 4 maçtan hakemden dolayı canı yandı. Bu maçta ne lehimize ne aleyhimize hakem hatası olmadan sağlıklı bir şekilde maç bitsin isterim. Bu arada geçen hafta katıl tuşunu aktif etmiştik. Katıl tuşuna da basarak kanalımıza destek olan Samet Uzun arkadaşımız vardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık yorumlar kısmında da gene kendisine tanınan ayrıcalıkları göreceğiz. Diğer abonelerimizin de gene katıl tuşuna basarak hem verdiğimiz emeğe destek olmalarını hem de ayrıcalıklardan faydalanmalarını beklerim. Siz de yukarıdan paylaşacağım katıl linkine tıklayarak ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ederim. Like tuşuna basıp kanala abone olmayan izleyicilerimizin de gene kanala abone olarak destek vermelerini rica ediyorum. Beni Twitter ve Instagram'daki sosyal medya hesaplarımdan da gene takip edebilirsiniz. Bursa Eskişehir maç sonu videosuyla birlikte tekrar görüşmek üzere. Maske, mesafe, temizlik kurallarıyla birlikte hoşça kalın.